Merakla beklediğimiz Poppy Playtime Chapter 3'ün bütün bosslarının full gameplay çıkmış. Bir tane manyak kanal var. Daha oyun çıkmadan adam bütün bosslarla vs atmış. Klasik girişimizi yapalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Rangun Sakya. Poppy Playtime Chapter 3'ün daha oyun çıkmadan sızdırılan görüntülerini izleyeceğiz. Tabii ki de fanmade gibi bir şey yüksektim ama ben de heyecanla bekliyorum. Başlıyorum. Manyak gibi izlenmiş, manyak kaliteli bir animasyon mu? Gerçek mi bilmiyorum. Bak, en son kaldığımız yerden başlıyor adam. Lazy Tube adında. O kadar daha hiç izlemedim, çok heyecanlıyım. En son hatırlarsanız Poppy Playtime Chapter 2'de bir trende tren patlamıştı abi. Böyle bir yerde gidiyoruz. Direkt kisimsi çıktı karşımıza. Oha, kim götürdü onu lan? Mamilon Lex mi götürdü? Aa, Playcare görmüş, hatırlıyor musunuz camdan? Aha. Çok gerçekçi yapmış lan. Düşünsene, tıpatıp aynısıymış. Gerçekten sızdırmışmış aslında. Bas kanka, artık heyecanlıyız. Kapının arkası ne var? Aa, Playcare'a daha yeni giriyoruz. Hatırlarsanız Türkçe dublajında yapmıştım. İlk geldi. Aa, Mamulon. Bu kim lan? He. Oğlum, Mamulon Lex herkesi ele mi geçirmiş? Onu da yukarı çekti. Hayda. Bir şey değil mi? Oyun cidden böyle mi lan acaba? Karda bir şey var ama göremedim. Oğlum, adamlar oyunu 2023'te çıkartacaklar. Adam oyunu çıkartmadan oyun mu yapmış lan burada? Daisy. İlk boss Daisy mi? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır, çıkmak istemiyorum diyor. Girmek istemiyorum diyor. Kanka, çıkart da bunu oynayalım lan. Ben de... Oo, bütün Daisy'ler burada. Daisy'ler beni korkutuyor. Flowey çakması olduğunu düşünüyorum hala ama bence Daisy'ler biraz korkutuyor. Gaz yapıyor abi, el basıyor. Bir dakika, ne alaka lan? Ay, gerçeğini mi bulmaya çalışacağız? Gerçek Daisy'yi bulmaya çalışacak bence. Lan, tıklasana birisine. Aha. Oğlum, eğlenceli olmaz mı böyle bir oyun olsa cidden? Hangisi gerçek? Gerçek olmayınca jumpscare yarıyor. Hiç ipucu yok mu lan? Aha! Arada bir karanlık olduğu zaman spoiler mı yiyor? Uzun süre birisine bakınca karanlık oluyor etraf. Çok garip lan. Hadi bul artık lan. O da değil. Karanlıkta gözükmeyen mi gerçek Daisy? Bekle bekle, karanlıkta gözükmeyen gerçek Daisy o zaman. Aha, köşedeki gerçek Daisy abi. Oğlum, arkandaki lan, karanlıkta gözükmedi o. Aha, buldu. Helal. Aa, papatya şeklinde anahtar bu arada, sarar ha. Gerçekçi olmuş lan. Pick it up, okay. İlk boss'u bu şekilde geçiyormuşuz Poppy Playtime Chapter 3'te. Ne oldu? Aa, yeni chapter'a geldi. Yeni bölüm. Bu ne lan? Aa, dil mi lan o? Lan oğlum, baksana, neyin dili o? Adlan, bak. Kimin dili lan o? Candy Cat. Candy Cat'in değil mi o? Ne kadar... 10 tane hakkı var. Galiba. Oğlum, adam oyun yapmış lan. Aa, Lazy Cat'in kendi Cat'in diliymiş bu. Bu ilk girdiğimiz yer değil mi abi? Fabrikanın ilk girişi. Bize saldırmaz bence bu. Aa, bizi bir yere getiriyor. Şeker ister misin? Hatırlarsanız Chapter 2'de bunların sesini duyuyorduk derken
Niye bir anda saldırdı lan? Manyak mısın oğlum sen? Bizi bir yere götürüyor, tamam. Bir şey mi arıyor? Şeker arıyor. Ona şeker vermemesi gerekiyor. Verme ona. Ay, şekerleri toplaması gerekiyor yememesi için. Çok zekice lan. Yerse çünkü daha çok büyüyecek. More candy çıldırıyordu. Ben de eminim abi. Bence de chapter 3'te böyle bir bölüm olacak. Hayır. Daha fazla şeker yeme. Şeker yiyince deliriyor bu. Şeker yememen lazım kankası. Yom. Buradan nereye geçecek acaba lan? Oğlum adam bildiğin sıfırdan oyun yapmış lan. Daha fazla ki şekere ihtiyacım var. Bu arada robot nasıl şeker yiyor kardeşim? Aa, 4'ten daha kalmış. O'nun şeysi. Aa, yukarıda var. Bir tane kaldı. Soğan da kaybetse var ya. Tamam, geçti böyle. Zekiceymiş oğlum ya. Aha. Burada da bir key veriyor. Oğlum o zaman kaç tane boss olacak? Allah şunu. Kaç tane boss olacak chapter 3'te lan? Hayır, dokunma. Tamam. Gider ayak bir okşadı. Aa, kapıyı o açıyor. Mu. Yo. Bana dokun diyor. Daha çok şeker vermek için. Bu chapter 2'deki sesler zaten. Aha, Poppy. Gel bakalım bebeğim. Ben hala yalnız bir oyuncağım. Benimle gelmek istemiyor musun dedi. Mommy Longstick'in kolu. Oğlum o mavi bir şeydi ama. Gene kan vardı duvarda. Help. Ne? Mommy Longstick ölmüş. Buradan nereye gidiyor? Daddy Long Legs mi? Çok zekice. Az önceki el maviydi. Oha. Boring Company mi yazıyordu lan orada? Bu... Ha, bunlar tamam. Geçen gördüğüm şeyler. Daddy Long Legs'ten girecek. Adam her yere elektrikli bıçakmış. Lazy Tube. Lazy Playtime. Adamın kanalının ismi. Ama efsane bir şey yapmış. Resmen oyun yapmışlar. Chapter 3'ü yapmışlar çıkmadan. O zaman ana bosslardan birisi Daddy Long Slack mi olacak? What the fuck? Zekice olabilir. Aha! Mommy Long Legs vs. Atkın üzerindeki şarkı. Arka plan. What? Neyse ki arkadaşlar, durun bitmedi daha. Böyle bitiyor normalde fakat. Devam, part 2'de geldiğinde çekiyorum bunu. Ara vermeden devam ediyoruz. En son burada kalmıştı. Daddy Long Legs de vs atacak galiba. Cat B de orada, Daddy Long Legs. Ya mantıklı mı? Böyle bir fikir olmayabilir yani. İlla mami var diye dedi de mi olacak oğlum? Ama ses... Aa, olabilir lan. Oyunda var mıydı o? Soldaki pankart oyunda da vardı sanki lan. Ay, Bunny değil mi bu? Bunny'yi bizim tokatlamışlar lan. Chubby Bunny miydi? Ne Bunny'ydi bu? Bilenler yazsın yoruma serisinden. Aha. Daddy Long. Buraya geliştirmiş bak. Geçenki bölümde böyle değildi. Aha, Daddy Long Legs'le vs. attığım şarkı tekrar çalıyor. Bence saçma olur ama ya. Oğlum maskeyle ilgili bir şey koymadın mı lan oyuna? Onu da çok heyecanla merak ediyorum. Oh. Daddy Long Legs'in. Ben niye söyleyemiyorum bilim damam. Yok orada da. Chapter 2'den çalmışsın oğlum bu merdivenleri falan. Tıvadıp. Chapter 2'deki şeyler bunlar. Kedi mi yavluyor lan? Bizim kedi mi yavluyor lan?
Oyundan mı geldi lan ses? Bir dakika. Arkadaşlar eve kaçak kedi girmiş. Bir dakika gösteriyorum size. Bu bizim kaçak kedi, hep girip duruyor. Gel. Gel. Ben buna konuşan kedi diyorum. Bakın bu da kaçak kedi Sevin. Hep konuşuyor. Miyavla bakayım. Miyav. Nasıl, güzel mi ortam? Güzel mi ortam? Ortam güzel mi? Beğendin mi? Çok güzel kedi bu ama preli yüksek ihtimal. Ne yapıyorsun? Beğendin mi ortamı? Bak. Ne oldu? Bu kediye isim koyabiliriz. Ben konuşan kedi diyorum hep. Hadi git. 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 Niye kaçak giriyorsun lan sen benim evime sürekli? Ha? Niye kaçak giriyorsun? Bak bu diye bu konuşuyor, tepki veriyor suratıya. Niye kaçak giriyorsun? Böyle yapıyor. Niye kaçak giriyorsun? He? Terbiyesiz. Dilem. Miau. Ne oldu? Miau. Ne? Hadi gidiyoruz, bay bay. Son kez miyavla. Bunu da yakın çekim göstereyim. Bakın arkadaşlar, bu da böyle bir kedi. Tamam hadi gel. Bu kedi de böyle bir kedi de, bu çok pis ya bu kedi. Her dakika konuşuyor, geliyor be. Yapıyor. Bir de benim fıstıkım fıstık bir kedi olduğu için, onu taciz etmeye çalıştığı için ben bu kediyi eve almıyorum. Bir de bizim fıstıkın arkadaşlar dil engeli var. Miyavlayamıyor. Ses telleriyle ilgili bir sıkıntı var o yüzden. Benim kedimi korurum. Yabancı kediler benim kedimin yanına taciz edemez, terbiyesizlik yapamaz. Devam ediyoruz. Dedi Longstack ve sesi geliyor. Aa, robot burada. Ha, yeri gösteriyor. Ben gerçek bir çocuk muyum? Bunların hepsi kafa yemiş. Bu oyuncakların hepsi kafa yemiş. Ulan dediyle VS atın lan. Yok mu dedi VS? Aa, onun da yolu var. Oğlum her oyuncağı ayrı bir oda mı verecekler? Bence saçma olur chapter 3'te böyle bir şey olursa. Oğlum bu tatlı bir robottu la. Bunu da öldürmek la. Hayda. Boogie bot. Oğlum sen de bizi öldürme be. Tamam. Oyun ne? Ananı. Oğlum sen tatlı bir robottun ya. Ulan bunu da öldürmek, bunu da yenip dövmek ya. Bu iyi bot. Bugün önce aklıma şey geliyor. Garantinin bir tane markanın reklamında bir tane robot var diye. Bu iyi, bu iyi yapıyorlar. Blue diyor kanka, Blue'da duracaksın işte ya. Tamam. Tamam, renk oyunu vermiş. Yeşile duracaksın diyor. Easy. Hafif Fall Guys özentiliği, hafif Chapter 2'den battery yeri. Şimdi olmayan bir renk söyleyecek, değil mi? Black diyecek. Aa, kazandık. Aa! Dokunmalı mohunmalı bir şeyler koymuşlar. Sarar. Violet. 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 Violet ne kanka? Purple lan o. Morganish. Morganish. Kendi oyununda böyle diyordu, hatırlıyor musun? Morganish. Red. Red. Tamam, kırmızı olur. Bu easy. Canım kickboksum özledim. Mat görünce aklıma direkt kickbox geliyor. Aa, şimdi 3 saniyeden geri sayacak. Red. Daha hızlı olman gerekiyor. 3-2-1. Yellow. Yellow da 3'te adam. Bu böyle olursa oyunda çok sarmaz be. Organç. Yine Organç diyor ya. Organç kardeşim o ya. Bu kim sistemde? Ha, hele bit artık. Dokun diyor. Dokun lan yeşil elle. Aha. Pick up K. Bugubot. Bugubot anahtarı verdi bize. Mommy Longstick'li de öldürecek miyiz acaba? Bence oyunun ana kötüsü Mommy Daddy Longstick olmayacak bu arada. Bence oyunun... Abi ben müdürle artık karşılaşmak istiyorum oyunda ya. Efsane sarmaz mıydı? O hani trailer'da seslendiren bir adam vardı ya. Play Care Announcement. Türkçe seslendireyim. Güzel yorumlar gelmişti lan, teşekkürler. Aha! Aşkım. İyi eğlenceler. Çok tatlı, hep beni geliyor. İyi eğlenceler diyor. Garip garip takılıyor kisimisi. Ama oyuna kisimisi koymaları çok efsanevi bir şeydi ya. Aa, bu ne lan?
Ne oluyor lan? Böyle bir sahne bu arada Chapter 3'e net olacak eminim abi. Ya biz seninle kankiydik ama. Oğlum bu sahne de olabilir bu arada oyunda. Poplay abi Chapter 1'de böyle oynamıştık ya. Ya normalim gayet yavaş tabii ki hayatta olamayız direkt kapar bizi. Lan kisim isim öldürme ama ya. Hayır ya kisim isim seviyorduk ya. O ölmeydi be. Üzüldüm ya. Kisim isim ölmese lan. Aa tırtılı burada parçalamışlar. Biz parçalamadık bunu. O şey sahne çok olan düşünsene çocuk cesedi falan görüyoruz arkadaşlar. Olabilir biliyor musunuz? Chapter 3'te bilmiyorum. Acaba Pop Playtime kaç chapter çıkacak? Oo çok fazla danger geçtin lan. Sandbox. Kum havuzu, kum oyun alanı veya sandbox genel olarak kum havuzu demek gibi bir şey aslında. Oyun alanı. Oo yavaş yavaş. O ne lan? Aa miyav cat mi geldi? Arı cat mi? Olmak ya da olmamak mı diyor? Anlamadım ne dedi orada lan? Oğlum bu fabrika niye bu kadar eski? Ay orada kapıda bir şey yazıyor. Poplayten acaba nasıl bir oyunu evrilecek? Ay bu kim lan? SCP'ye benziyor. Oğlum çok korkunç lan. Oy oyun iyice korku oyununa dönecek zaten korku oyununa. En başlar daha tatlı bir oyundu, hikayeli falan. Kardeşim yaklaşma. Yürük lan. Ay koşamıyor da. Birisine. The prototype has saved us. Oğlum bundan kaçış yok ki o zaman. Çok hızlı koşuyor. Merdivenden çık kanka. Ha yavaşlamıyor ki hiç oğlum bu. Ha eğileceksin. Kıracak ki kapıyı. Ya bu kadar mal bir korkunç canavar vallahi. O kimdi bu arada oğlum? Çok garip karakterler geldi. Oyun öyle bir şey eklemesinler ya. Arıyor örümcek ha. Bayağı derinlerine indik. Oyun çok film gibi abi. Derinlere indikçe hikaye derinleşiyor. Ay. Aha. Bekliyorum böyle. Chapter 3'te yemin ediyorum bekliyorum bunu. Gerçek insanlar. Gaz maskesi var. Gaz maskesi takıp kaçtı. Bir şey mi yedi gaz maskesi mi taktı? Oğlum bak daha derine iniyoruz. Çok derine iniyoruz ya. O adam kimdi acaba ya? Ya burada bitme be. Simisinin üretildiği yere mi geldik? Dedi Long Stag'i gördük ama bir şey olmadı. Çok garip bir yerlere gidiyoruz. Bizim Allah belamızı mı vermiş kardeşim? Bu arada biz de kimiz tam bilmiyoruz ya o da çok garip. Ben bence arkadaşlar hafıza silinmiş ve önceden bu hikaye dahil olan birisi olduğumuzu düşünüyorum. Bence biz bir player'dan ibaret değiliz. Kendi teorilerimde var bazı çılgınca bu oyunla ilgili. Yani Ukrup'a diz atıyorum. Ukrup'tan kisimisi duraya düşmüş. Ukrup gibi bizim de teorilerimiz var. Ama ben daha çılgın teoriler bakıyorum arkadaşlar. Güzeldi. Ukrup bir teori atsa ortaya azıcık delili yoksa direkt linçiyor. Ben o yüzden çok garip teorilerim var.
Beni kimsenin işlemez çünkü ben gizem ve teori videoları yapmıyorum. Ama bence arkadaşlar, bilmiyorum ya. Düşünsene GTA 6, Popular Time Chapter 4 bir şey çıktı. Böyle çılgın teorilerim var. Yok yok şaka. Ama bence Chapter 3'te net bir tane insan göreceğiz abi. Ben artık müdürü görmek istiyorum. Bence gaz maskesi de biz takacağız. Ya da gaz maskesi belki de tamamen temsili bir şey. Hani Chapter 3'ü gördüğümüz zaman diyeceğiz ki aa gaz maskesi bu yüzden gözükmüş. Ama ben öyle hani Çernobil tarzı bir şey beklemiyorum. Bilmiyorum, bence oyun bizi şaşırtacak bayağı bir. Ama şu da var abi. Chapter 2'de hiç şaşırmamıştık. Bu arada sıcak olduğu için şaraplarımı çıkart. Chapter 2'de gıdım şaşırmadık. Şaşıran var mıydı? Chapter 2 trailer hızında zaten her şeyi gösteriyordu. Hiçbir şey şaşırmadık yani. Ama bu teaser trailer da değil. Bilmiyorum. Bu cidden teaser bayağı güzeldi ama. Chapter 2'nin fragmanını izleyince oyunun zaten her şeyini göstermişti. Kisimisi vardı. Bizi alıyordu. Merdiveni göstermişti. Her şeyi göstermişti. Ya, hikayeyle alakalı bir kisimisi çok sürpriz oldu bana Chapter 2'de. Onun dışında ya. Bir de kasetler biraz iyiydi. Güzeldi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Aa, Poppy. Poppy kısmı bir de daha şey tabii. Ben Poppy'yi mesela kötü bir şey olacağını bekliyordum. Aa mesela bak bu Chapter 3 gameplay'de de Poppy kötü birisi değil. Ama oyun ismi Poppy Playtime. Poppy çok az gözüktü burada. Bilmiyorum ya, çok garip şeyler abi. Poppy var ya, belki de Chapter 3'te bizi önceden Poppy şey de olabilir ya. Ben dedim ya, belki bence oynadığımız kişi önceden hikaye dahil birisiydi zaten. Poppy de belki onu önceden tanıyan birisi olabilir. Daha teori videolarını çok izlemedim. Emin miyiz bilmiyorum. Poppy'nin bu fabrika yapanının kızı olduğunu emin miyiz? Kızının ruhu olduğunu emin miyiz? Bilmiyorum. Garip şey. Kafayı fazla kurcalamayın. Beni de teşekkürler. Bunun devamını gelirse çekerim arkadaşlar. Eğlenceliydi, güzeldi. Hoşçakalın. Sadece kalın. Gülmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.